Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 1. Emirda 199-200. Neydi kör? Kör hissiyatın? Kör hissiyatını, şeytanı susturan ikinci hakikat. Yani şeytanı susturan kör hissiyat ama... Kör hissiyatın zemini miydi? Yani kör hissiyatı ve şeytanı susturan birinci hakikati okuduk. Evet abi. Yani kör hissiyatın karşısına konulacak şey. Evet abi. Tamam. Kör hissiyat. Kör hissiyat birinci dersi hulasa edersek, bir maddi ve manevi birinci dersi hulasa etme biraz zor olur ama çünkü çok canlı ve zengin bir dersti. Kör hissiyat diye. Hulasa edersek nefis ikiye ayrılır. Yani bu, çünkü o hemen pratik teknik bilgimiz olması lazım. Nefis ikiye ayrılır. Bir maddi ve manevi. Maddi nefs emmare, manevi nefs emmare. Nefis değil ama. Nefis deyince nefsi mutmainne, mulhime, raziye, natıka gibi vesaire var. Bu nefis deyince hemen nefs-i emmare diye aklımız gitmeyecek. Nefs-i emmareden bahsediyoruz. Maddi nefs-i emmare şudur. Şu dünyanın, kainatın değil. Var olan, dokunduğumuz, kokladığımız, duyduğumuz, tat aldığımız, gördüğümüz, işittiğimiz şeylerin bizdeki nüminesini hulasası. Maddi nefs-i emmare bu. Manevi nefs emmare, söyleyin ben şey yapayım, söyle başka, tabiat, manevi nefs emmare söyle. Heves. Heves. Damar. Damar. Asap. Asap. Tabiat. Tabiat. Hissiyat. Hissiyat. Heva. Heva. Bir tane de var. Vehim. Hisseva. Burada beş tanesini saydım. Ama toplama yapmıştık ya. Kör hissiyat. Tabii. Bir de kör hissiyat. Tamam, kör hissiyat. Ne yaptı? 7. 7 tane. Bir de sayabilir miyiz? Say. Heves. Heves. Damar. Damar. Asap. Asap. Tabiat. Tabiat. Hissiyat. Hissiyat. Kör hissiyat. Kör hissiyat. Heva. Heva. Kastamı kaç tane okuyorsun onu? 233. 233. Evet, bir de heva var. Yani mesela bilinmek, tanınmak, böyle... ben bilineyim, ben tanılayım, ben var ya, işte o şeyleri aktif ediyor. Hasreti, kıskançlığı vesaire. Hani ikinci nefs emmare bunların içine giriyor. Zaten burada diyecek. Evet, bunlar içine giriyor. Hissiyatın içine giren nefs emmare diyecek burada. Kör hissiyat olarak bunlar saydıklarımız şey içinde. Kör hissiyat ama kör hissiyatın zemini 3-4 tanedir. Şey değildir tamamı. Ama temelde tabiattır, his, hevadır. His, heves, heva, tabiat, damar, bir de kör hissiyat. Evet. Diğerleri de bunun içine giriyor. Şimdi bu kör hissiyatı susturan ve şeytanımı susturan birisini okuduk, ikincisini okuyoruz. Efendim, ikincisi, nasıl ki aciz, zayıf bir adam... Bir batmanı kaldıramadığı halde 10 batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde. Sen oku oradan Furkan, sen oku bakalım veya kim okuyacak? Osman oku, sen biraz da yanaş, sesini duyalım. Gel. Çünkü ben de okumaktan yanı sıra düşünme imkanım olsun. Oku arkadaş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden? İkincisi. İkincisi tamam. İkincisi, nasıl ki aciz, zayıf bir adam bir batmanı kaldıramadığı halde
10 batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde o biçare de onların hüsnü zannını kırmamak veyahut kendini çok aşağı göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflerle kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak çok elim ve zevksiz olması gibi. Aynen öyle de. Yani kim yapıyor bunu? Yani yardım istenen şey, ustad. Ustada ne anlamıyor musunuz okudunuz? He? Yardım isteyende değil, yardım istenende böyle bir şey girse. Mesela o biçare de onların hüsnü zannı kırmamak veyahut kendisini çok aşağı göstermemek için ben fiyakalıyım, ben büyük adamım tarzında göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflere kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak çok elim ve zevksiz olması gibi. Değil mi? Çok elim zevksiz. Zevksiz. Ha, bunu anlaşıldı mı? Bundan sonra bina edecek. Bunu bilmemiz lazımdı ki aynen öyle de diye devam edecek. Yani yardım istenilen şahıs böyle bir ihtiyacı var. Yardım istemiyor. Niye istemiyor? Ya beni böyle bir basit zannedecekler beni. Ondan sonra onların üstü zanını kırmayayım. Ama kardeşim gücün yetmiyor. Mesela bir misal verip eylemde. Ondan sonra şey yapacak. Davet ediyorlar şimdi ders. Abi buraya şey yap. Buraya bize sahip şey yap. Ama gücüm yetmiyor. Oraya gidip de zafiyetini göstereceğini, gücün yetmeyip perişan edeceğini temelde söyleyeceksin. Aynen öyle de. Devam et abi. Aynen öyle de. Ey kör hissiyatın içine giren nefsi emmare. Ha bak. Çok ilginç değil mi? Kör hissiyatın içine giren nefsi emmare. Niye kör hissiyat? Kör olduğu için kör hissiyat. Hissiyatın bazı hissiyatlar var. Geleceği görüyor. Ama bu ise kördür. Hazır lezzet. Ama her hissiyat değil ama. Bazı hissiyatlar ki geleceği aralıyor. Günahını takip ediyor mesela. Bak orayı görüyor. Kokuyu alıyor. Ha, bu kör hissiyatın içerisine kim giriyor? Nefs emmari giriyor. Burayı da kaçırmayacağız. Ya birincisi neydi? Bir zat var, bir sürü yükler üzerine binmiş. Hüsnü zan ediyorlar. Hüsnü zanını kırmamak o insanların. Bir de çok aşağı kendimi düşürür diye zannıyla yardım istemiyor. Böyleyken bu adam ne kadar tekellüflere, gösterişe mecbur olur. Yalandan o hareketleri yapar. Ben büyük adamım, bilmem ne. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım. Şimdi bu şeylere daha çok hitap ediyor bu. Dini cemaatlerdeki böyle liderlere bakıyor daha çok. Yani önde gidenlere şey yapıyor. Aynen öyle de diyor. He. Kör hissiyatın içine giren nefsem var. Bu adi şahsiyetimin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadının 100 derece fevkinde ve sırf bir inayet-i Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur'an'ın eczane-i kutsiyesinden çıkan ve rahmet-i ilahiye ile elimize verilen Risale-i Nur'daki hakikatlara o şahıs mastar ve menba ve medar olamaz. Ya. Buna ait birkaç yer var. Ben bir şey yapayım. Bir, 91'de ne var? Hemen. Ben 91'de atıfımız var. 200 sayfaya. Bulalım 200'ü. Bu zamanda onun gibi bir onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet ilmeğe karşı avam-ı ehl-i imanın taklidi olan imanlarını o dalalet ilmeğinin savletine kurtarıp umum ehl-i imana bir nokta-i istinat ve yakın ilahir devam ediyor. Bir de bu karanlıklı ve çok hastalıklı şeye 191'de bir yer var. 191. Orada bakayım ne diyor.
bu karanlıklı ve çok hastalıklı yere atıf olsun diye 200 nerede? Şurada. Bu şiddetli maddi ve manevi kışın sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı vaktinde. Bu asrı tanımlıyor. Bu asrı neymiş? Şiddetli maddi ve manevi kışın sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı var. Bu bir. 166'da bir şey de var bu gene bununla alakalı. Yani ne diyor? Bu karanlıklı ve çok hastalıklı asır. Bak orada da şöyle diyor. 200. Hem bu benlik ve enaniyet asırda ve şöhretperestlerin nazarında nurun safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir vesaire bir mevzu işlerken şu. Kardeşlerim, katiyen biliniz ki şan-ı şeref ve hotfuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur'a karşı sadakat ve kanaata bir emarı olmak cihetiyle bazı müfritane tabirleri ya hatırları için veya hüsnü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen tadil ile kabul ve sükût ederim. Fakat iki ihlas lemaları ve mesleğimizin hillet ve ihlas ve uhuvvet esasları bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem bu benlik ve enaniyet asırda ve şöhretperestlerin nazarında nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Niçin burayı okudum? Bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırı atsın diye. Niçin? Hastalıklı bir, şan-ı şeref ve hotfuruşluk ve enani ve kendine güvenmek, şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Hastalık şuymuş. Şan-ı şeref, hotfuruşluk, kendine güvenmek, şahsını beğendirmek bir hastalık olmuş. 166 emir daha bir. Onun için hasta bu asır. Evet, devam et. Şurada kalmıştık abi. Nokta medar olamaz. Belki yalnız çok biçare ve muhtaç ve Kur'an kapısında bir sahil ve muhtaçları yetiştirmeye bir vesile olduğum halde nuru muhlis ve halis, sıddık ve sadık, safi ve fedakar şakirtleri o biçare şahsiyetim hakkında... Bir dakika. Nurun muhlis. Muhlis ne demek? Halis. Halis geldi biraz sonra. Muhlis. Muhlis ve halis diyor. Muhlis uygulanmış hali mi? Devamı zaten. Devamı değil mi? Devam ise kışır olur. Yani aynı şeyi niye tekrar ediyor? Birisi ihlaslı olan, birisi ihlası gerektiği gibi, emredildiği gibi yaşayan. Birisi 20. lema, birisi 21. lema. Nurun muhlis ve halis. Sıddık ve sadık. Safi ve fedakar şakirtleri. O biçare şahsiyetim hakkında 100 derece ziyade hüsnü zanlarını kırmamak. Sonra hissiyatlarını incitmemek ve nurlara karşı şevklerine ilişmemek ve üstad namı verdikleri o biçare şahsı onların hatırı için çok aşağı olduğunu göstermemek. Ha, demek ki bir de şu var. İnsanlar pamuk ipliğine bağlı. Eyleme dönüştürelim bunu. İnsanlar dine pamuk ipliğiyle bağlı, tamam mı? Senin şahsiyetine ya bir abisiyle, ablasıyla bağlı. O zaman yani kendinde tevazu yapacağım diye. Hakiki sen biliyorsun, sen hakikaten rezil adamsın kendim için. Rezil kepazesin de. O adam bunu bilemez. Bak, çocuğun yanında, cahilin yanında, ehli olmayanların yerinde tevazu namında söylediğin sözlere inanırlar. Tevazu yapma. Çocuk, deli, cahil
nahillerin yanında tevazu yapılmaz. Ya ben estağfurullah, ben hakikaten ne bilmiyorum falan. Ne bilmiyorum ya? Olur mu öyle şey? Nerede ne yapacağımı bilmem lazım. Burada tevazu makamı değil. O adam bu tevazuya öyle inanır. Bildiğim halde niye yalan söyleyeyim? Yalan bu. Ben estağfurullah dahi bilmiyorum. Hayır. Risale-i Nur'la alakalı bir şeyse, kardeşim ehli varsa vicdanlıysan, ki vicdanlısın, bir ehlisin, ehlini vereceksin daha üstünse. Değilse kardeşim taktiği takdim edeceksin. Yani burada bak ustad şey diyor, tevazu namı altında onların hüsnü zanlarını kırmamak gerekiyor. Seninle dine bağlı. Ondan sonra onların diyor ustad dedikleri kişilere, ustad dedikleri kişilere mesela Adıyaman menzili olur. Mahmud Efendi cemaatinden olur. Süleymancılarda olur. Şurada Nurcularda olur. Eğer ciddi bir şey olmadıkça, umumu hukuka taalluk etmedikçe, bak umumu hukuka taalluk etmedikçe, şahsi meselelerden dolayı onların hüsnü zanını kıramazsınız. Mesulsunuz. Çünkü onunla bağlı olanlar var. O düşerse ne olacak peki? O bağlı olduğu kaynak. Düştü. Bu adam da düştü. Abi tenkit ediyoruz ya bazı. Umumu hukuka taalluk ediyorsa, İslamiyet'e, Kur'an'a muhalif yapıyorsa, Risale-i Nur'un esastan alelen çiğniyorsa umumu hukuktur. Yoksa şimdi ustadı çok iyi biliyorlar. Ustad da ben bunların hüsnü zanını kırmıyor. Şahsi hukuk. Ustad dese yok canım ben ne bilmiyorum ya. Tarihçi ayete bak, kalkma yani ayağa, bilmem değil mi? İşte şöyle şöyle yapan, şarktan padişah şunları getiren, şarkta bu kadar ulemayı susturan, onlar ustadın gözünden geçmedi mi? Niye çıkarttırmadı tarihçeden? O tevazu olur mu? Risale-i Nur'a taalluk ediyor. Ben de şimdi diyeceğim ki, hani orada da söylüyor zaten. 16. mektupta söylüyor. Sen diyor bu medihleri niye alıyorsun diyor. Yani yoksa bu reddediğimde ben hizmetçi mi olayım? Dilencilere arkadaş mı olayım diyor. Hatırlıyor musunuz? Evet. Risale-i Nur adına kabul ediyoruz. Abi sen Risale-i Nur'u böyle böyle anlıyorsun. Elhamdülillah şükürler olsun. Gurur kibir yok. Ama Risale-i Nur adına benimle nurları seviyorsa birisi, benimle dine bağlıysa kendimi korumam lazım. Yani bunları karıştırırsan bu sefer karıştırıyorsun. Mesela bazı derste diyorum ben bunun ehliyim diyorum. Ne diyorum? Enan etmiyor. Ben bilmiyor muyum kendimi? Tabii adam estağfurullah biliyorsunuz onlar daha iyi bilir ama bu böyle olabilir. Hayır. Hakikaten ben bunun ehliyim. Daha ehli çıkarsa bak burada böyle dedin ama burada böyledir. Mesela adam yazıyor. Bu izahlara felsefe yapıyorsun diyor. Ne yapıyorum? Hiç kale almıyorum. Kemlikim sayıyorum. Araba motoru sesi var ya, araba sesi geçiyor. Aynı araba motoru sesi. Ne zaman değer alırım? Bak burada böyle dedin izah. Ama ikinci emirda 125'te şöyle geçiyor. Aynı. Umum ve külli diye bir şey çıktı. Burada böyle. Ha, onu değer alıyorum. Çünkü vicdanlıyım ve korkuyorum. Allah'tan ve ahiretten ve insanların sadakatsızlıktan korkuyorum. Külliyata dayalı hiçbir eleştiri hiç kale almıyorum. O abi iftira yapıyorsun. Hiç kale almıyorum. Bana göstereceksin. Ben bir adama diyorum ki bu adam dini inkar ediyor. Söylüyorum, gösteriyorum. Sen bu abi iftira ediyorsun. Hiç kale almıyorum. Ve estağfurullah siz daha bir hayır. Niçin? Bak usta diyor ki onların hüsnü zanlarını kırmamak. Hissiyatlarını incitmemek. Hatta gıybetin şeyi anlatırken, gıybeti anlatırken diyelim ki sokaktaki bir adama gıybet yaptınız, iftira. Bir de toplumda sevilen, sayılan, yol gösteren, onunla birileri dini hayatı yaşıyorsa, işte okudun ya hatırlarsınız Barla'da. O gıybet mesela diyor fazıl, kamil insanlar, ehli ilim, onlara yapılan şey iftira, gıybet İslam hukukunda farklı hükümler alır. Mesela bir misal vereyim. İçki satmak, içkiyi dağıtmak, içki içmek. Farklı günahtır. Başka, bu İslam hukukundan söyleyeyim. Mesela bekarın zina yapması ile evlinin zina yapması. Mesela İslam hukukunda birisine iftira yapman sokaktaki bir kadına
veya bir adama, bir hocaya, alime, karısına ve kendisine iftira yapmak. Bunların hükmü çok farklıdır. Hatırladınız o şey söylüyordu, birkaç tane şey söylüyor. Barlayı getirmedik. O ses okudum. Neyse. Umum hakkı olmaz sana değil mi abi? Tabii. Şimdi diyelim ki misal uygulanır bir şey olsun. Benimle bir derece insanlar ayakta duruyor mu? Bir derece Risale'ni seviyor mu? Bir derece dine bağlı mı? Evet. Bana yapılan bir iftira ile gıybetle sokaktaki bir adam biri olur mu? Olmaz. Ancak umumi hukuka taalluk edecek söylememden daha mühimse, yani söylemem daha gerekiyorsa demem lazım. İnsanlar batıla gidiyorsa şahsi kusurunu öne çıkarıp hizmetteki fedakarlığını kale almamak ihanettir ve cinayettir o cemaata. Mesela bir misal vereyim, bir daha söyleyeyim. Kendi hayatımdan vereyim veya bir. Diyelim ki Sungur abiden vereyim, rahmetliden vereyim. Abdullah Yeni abiden vereyim, kendimden vereyim. Aynı kanun biz. Şimdi beşeri kusurlar var. Kalemi böyle tuttu, çaldı, yedi, tamam mı? Bu şahsidir. Bir de hizmette bir ismi var. Bir tabela var. Tamam, bir plakası var. Bir onunla insanlar bir bağımlılığı, bir bağlı yani. O umumi hukuktur. Benim kalemim çalmam şahsi hukuktur. Şimdi bunu hiç kale almadan kalem çaldı diye öne çıkartmak doğru dahi olsa yanlıştır. Şahsi hukuktur. Şahsi hukuk affedilir. Nerede geçiyor? Mektubatta bir kaydımız var ya. Mütekellim vahde olsa, yani konuştuğumuz mevzu kişinin şahsi hukukuysa, arkadaşlar bunlar laika ha bunlar. Doğru düşünmek, doğru istikamete girmek için konuşuyorum bunları. Mütekellim vahde olsa, konuşan kendi adına olsa, isnat ettiğin kendi şahsına aitse, musamahası onu susman, dememen amali salihtir. Dinde de var. Kişilerin günahlarını, kusurlarını örtenin, Allah haşirde vaat ediyor kusurlarını örtecek. Ama mütekellim mal gayr olursa, alelen hizmetin esasatlarını, sadakatını, yani alelen dusturları çiğniyor. Şahsına çiğniyorsa gizli bir şey denmez. Ama ilan ediyorsa onun o fiilini göstermek lazım. Küllümen değil. Küllümen aleyha fan değil. O fiilini göstermek lazım. Hani demiştik. Adam dedim bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne taraftar. Bu fiili külliyatın sadakatine ihanettir. Dine de zıttır. İtikata zıttır. Niye? Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi örnek için uygulanabilir şey. Cumhuriyet Halk Partisi parti değil. Masonluk ve komünistik manasında olan Kemalizm diyor Ustad münazaratta. Masonluk ve komünizm manasında olan Kemalizmi siyasileşmiş bir partidir. Bu diğer partilere benzemez hiçbirisi. Tamam. Buna taraftar olmak bilerek otomatik iman gider. Otomatik iman gider. Bilerek ama. Cahil sokaktaki adamsa başka. Bilerek bunu bilen bir insan buna taraftar olursa imanı gider. İmanı gidenin de hiçbir salih ameli kalmaz. Abi hizmet ediyordu, namaz kılıyordu, namaza vesile oluyor. Hiçbir değeri yoktur onun. Kaydedir bu. Çünkü benim kaydem değil ki bu. Bu ehl-i sünnet vel cemaatın usulündendir. Örnek için söylüyorum. Ama bu adamın şahsi kusuru var. Sabah namazına kalkmadı. Ne bileyim orucu ya basit sebeplerle şekerim var diye tutmuyor. Ne bileyim gizli hizmet eden bir adamı düşün. Gizli gizli maç seyrediyor. Başka büyük günah yapamaz da ne yapabilir falan. Yani dershanenin şeyini yiyor. Onun hukukuna. Ha hususi yani. Sen bunun bir tanesine şahit oldun. Pat diye onu öne çıkarıp hizmetteki sıfatına yok edici tarzda hücum etmek doğrudan doğruya yaptığı hizmete taarruzdur. Çünkü onun hizmeti imana, imansızlığa karşıdır. Uygulayayım gibi daha. Şimdi ben direkt imansızlıkla mücadele ediyorum. Fiilim bu. Şimdi benim bu hizmetimi hiç kale almadan şahsı yok gömleği şöyledir. Bilmem kalemi çaldı. Efendim benim kalemimi ödünç istediği de Muharun diyor. Ha Hasan abi kırmızı kalemini bana vermedi.
şanslı bir şey misal. Onu öne çıkarıp sanki hiç güzel ameli yokmuş, umuma tahallük eden bir şahsiyeti yokmuş diye yaptığınız iftira, adam kim? Kim, anlıyor musun? Bu bir. İkinci şey, topladım mevzuyu. Şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? Senin öne çıkarttığın suç, kusur, şahsi kusuru mudur? Hizmeti yanlış yollara mı sevk ediyor? Peki yanlış yollara sevk edince ne olacak? Öğrenin bunları. İki, ne yapacaksınız? Ben küllatı topluyorum zihnimde. Eğer kusuru varsa pat diye langırt diye çıkmıyorsun. Abi olmuyor falan değil. Gidiyorsun ehline. Ehilleri mabeninde o çağrılıyor, ikaz ediliyor. Allah da öyle diyor ayette. İkaz edin. Peygamber de zaten. Bir ikaz edin, iki ikaz edin. Etmese, düzeltmese ve umuma taalluk zarar veriyorsa ehilleri karar verip ferden çıkma karşısına. Çünkü ferdi mücadeleye girer o. Hizmet zarar eder. Sen ben olur. Ha, baktın ki ikaz edildiği halde kale almıyorsa ehli toplanır, meşveret eder ve bir karar çıkartır. Hasan kardeş sadakata zıt hareket ediyor. Şu fiilinden dolayı Nur'un hizmetçileri adına A, B, C, Ç adına biz bu fiilini kabul etmiyoruz. Nur kardeşlerimize ehli hizmete duyurulur. Veleddalinamin. Kavga diyor. Şimdi şeytan bunu uyguladı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına diyor tek çıkıp da öldürmeyin diyor. Kan davası devam eder. Kabile savaşları olur diyor. Şeytan bunu söylüyor. 19. mektupta geçmiyor mu? Her kabileden bir kişiyi alın, komple çullanın ve öldürün. O zaman diyor onun akrabaları bu kadar çeşitli kabilelere hücum etmeye cesareti olmaz. Mevlana diyor ki ben diyor edebi edepsizlerden öğrendim. Ya yani onun tersini yaptım diyor, tamam mı? Yani bu böyledir, böyle langurt diye çıkmak olmuyor. Zarar şey kar ki faydayken zarar oluyor. Usulü bilmek lazım. Tamam? Peki. Onların cemaatin ustadı takip edenlerin hüsnü zannını kırmamak, devam et hissiyatlarını. İlişmemek. Hissiyatlarını incitmemek ve nurlara karşı şevklerini ilişmemek ve üstad namını verdikleri o biçare şahsı onların hatırı için çok aşağı olduğunu göstermemek. Görüyor musun? Ya var ya. Atamanı büyük zannediyorsunuz. Tamam mı İmrani'de? Atamanı da örnek vereyim karşımda. Ya bırak adamı ya. Öyle büyük zannediyorsunuz yani. Yok canım ya, basit adam. Zaten bu hizmette hizmet edenlerin öyle bir meziyeti yok ha. Yani mazideki bir ilahiyat mezunudur, bir kurstan gelmiş, bir hafızlıktan gelmiştir, bir Arapça temel eğitimden gelmiştir değil ha. Nur'un hizmetine baktığınız zaman ilahiyatçı ve imam hatip menşeli parmakla sor sayarsın. Binlerce vakıfların içinde imam hatipli kaç kişi var? Hepsi zıttından çıkarttı. Ta ki peygamberin şeyi gibi ümmiden çıkartıyor ki onun üzerinde gözüken hizmet şahsına verilmesin. Mesela ümmi değil kendisi yazdı diyor. Lan ümmi değil ya. Şey ümmidir. Ümmi okuma yazması yok. Sen buna kendisi yazdı nasıl diyorsun diyemiyorlar da. Peki okuma yazması olsa ne yapacaklardı? Kur'an'ı kendisi yazdı. Ta ki bu ihtimal olmasın Cenab-ı Hak, bu ihtimal ve nice ihtimaller olmasın diye peygamberimiz peygamberlikten sonra öğrenmeye kalkmış, biliyor musunuz? Okuma yazma öğrenmeye kalkmış. Allah söylüyor ki hayır diyor. Öldü hal ömmiydi. Evet, en çok Kur'an okuyan oydu. Sen diyor yönelirsen ben sana okutturacağım diyor Allah. Sen öğrenme. Ümmilik sıfatı gitmemiş. Tamam. İki manası var. Bir anadan doğmuş olana ümmi denilir. Hiçbir öğretmen, eğitmen onun fıtratına müdahale edememiş. Biz ümmi değiliz. Öğretmenler müdahale etmiş. Çizmiş fıtratımızı, bir şeyler anlatmış. Ustad yarı ümmiyim diyor. Okuma yazması var ustadın. Ama yarı ümmi ne demek? Hiç okula gitmemiş. Niye yarım olmuş? Biraz doğu şarkta 3 ay okumuş. Onun için yarım ümmi olmuş. Allah Resulüne hiç fıtratına müdahale edilmemiş. Yani bir mürebbi terbiyeci olarak. Hem de ikinci manası okuma yazması yok.
Efendim Kur'an onda ortaya çıktı. İşte Kur'an, Peygamber aleyhissalatü vesselamın la teşbih ve la temsil nasıl ki zıttı zıttından çıkartıyor, vakıfların ve hizmet edenlerinde böyle dini bir şahsiyet kimlikleri yok geçmişlerinde, pek yok. Benim hayal ettiğim şu anda bir vakıf var. Bildiğim iller içinde söylüyorum, ama bildiğim tek bir tane kişi var. İmam Hatip mezunu olduğunu. Ha o lise İmam Hatip mezunu, üniversitesi siyasal mezunu. Yani ilahiyattan veya İmam Hatip mezunu da olup da vakıf olan, ilahiyat mezunu olup da vakıf olanı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ama binlerin, 1200'ün üzerinde vakıf var dünyada. 7 milyar insanın içinde 1200-1500 arasında vakıf var. Benim bildiğim, yani bildiklerim içinde pek yok. Şimdi nedir o? Bir meziyetleri yok. Ama öyle bir harika vasıflar, özellikler gözüküyor ki, ha o zaman diyecek ki, ha bu bunun özelliğinden değil. Nasıl ki Allah gübreden bunları çıkartıyor. Okuma yazması pek olmayan Üstad Yarımiden bir zattan ortaya çıkan risaleler, ona nasıl isnat ediyoruz? Profesörler tez yapıyor. Değil mi? Bunun hakkında çalışma, uzmanlıklar yapılıyor böyle böyle diye. İşte aynı kanun hizmet edenlerde de gözüküyor. İşte şefteni kırmamak, efendim, ustad namı verdikleri o biçare şahsı onların hatırı için çok aşağı olduğunu göstermemek. Devam. Ve ağır ve elemli tekellüflere ve tasannulara mecbur olmamak için. Yani bir de ustad da tabii haddini biliyor. Hepimiz, yani bize de böyle diyor da bunu bize niye yazdı? Sen de yani tamam biz haddimizi, yani ne yapalım, insanlara iyi gözükmek için, şey yapmak için. Hadi bir Arapçanın temel, yani hani basit şeylerini bilebildin yani. Hadi işte gramer yapısından şeyine kadar. Niye? Tekelliflere, onlar bizi nasıl bilecek? Nasıl bilirse bilsin kardeşim ya. Biz Risale-i Nur'u neşir ve tatbik etmeye vazifeliyiz. Bunları ders yapacağız. Bunları anlatacağız insanlara. Ama şeriatın temel ilimlerinde şurada meziyetim var mı bilmiyorum. Onları almak için de elimizdeki hakikatleri kenara koyup onların alet ilimlerin peşine koşmayacağız. Risale-i Nur neticedir. Alet ilmi değildir. Arapça alet ilimleridir. Şimdi eğer alet ilimleri niçin insan alır? Niçin elde etmeye çalışır? Maksada varmak için. Sen zaten maksada varmışsın. Aletlere niye iniyorsun? Sen zaten maksada var. Soruyorum sana, söyleyin. Arapçada öğrenmekte maksat nedir? Kur'an'ı ve hadisi öğrenmek değil mi? Arapçada maksat, ona sen Kur'an'ı nasıl bileceksin? Sen müfessir misin? Sen müştehit misin? Yok. Arapçada maksat Kur'an'ı ve sünneti seni iyi bilmek için, anlamak için. Anlayan adam zaten eseri konmuş. Her asırda bir müceddit var bu. Şimdi Kur'an'ı ve hadis-i şeriflerin bu asırdaki dersi bu. Netice bu. Sen üstün olsan da, ustad kadar Arapça bilsen, ustad kadar bilsen, ustad kadar 90 kitap ezberlesen ne meyve verecektin? Bak şimdi. 90 cilt hafızasında olan bir insan, şeriatın temel kitapları. Eski kitaplar da böyle şey gibidir ha, yastık gibidir, atamana böyle böyle böyle. Böyle ya. Peki bu 90 cilt kitabı bildikten sonra ortaya ne eser koyacaktın? Risale-i Nur. Bunu koyacaktın. Adam koymuş ve seni anlayacağın lisan. Bitti. Sen peki onların sürecinin geçtiği süreçte niye giriyorsun? Neticeyi verdi sana. Benle görüşmekten 20 derece daha faydalıdır diyor Risale'ni okursan. Netice bu. Ha o zaman arkadaşlar, alet ilimlerine heves etmeyeceğiz. Alet ilimlerine tevessül etmek, hizmetçine hizmetçi olursun. Çünkü netice, maksada vardın zaten. Mesela Tillo'dan da arıyorlar beni. Sirt'ten de alıyor. Melle var yani, melle böyle. Geçenlerde aradı. Biliyorsunuz siz şahit olursunuz yer yer. Abi diyor, bir Allah bir anda her yerde, hiç böyle zatıyla değil sıfatıyla. Ya bu ayzi de açtık diyor, bir tane Nurcu orada var. Yani bu nasıldır diyor. Sen külliyattan Risale-i medet istiyor vesaire soruyor. Şimdi onlara niye? Onlar grameri. Adam işin gücü doğdu büyüdü, bunu yapacak. İşi bu yani. Sen şimdi otokaportacıya sen otoelektrikçi götürmüyorsun ki. Ortopedi, kırıkçı doktora göz tamiri için gitmiyorsun ki.
Bu sağ başka, o sağ başka. Aletin önüne kardeşim şurada. Ondan sonra tak tak onlara yarım saat, belki 20 dakika. Allah bir anda nasıl her şeyi yapıyor, yapabiliyor. Hiçbir yerde değil, diğer şey yapmıyor, izdiham olmuyor. Ya böyle bir babları geçmiş onların, çocukların. Onlara anlattım. Ya işim bu. Ha, bizimkisi neticedir. Risale-i Nur neticedir. Mesela alet ilimleriyle meşgul olmak, bu netice varmak için varmış gelmiş. Şimdi o zaman niye anlattım bu kadar birkaç dakika? Ağır ve elemli tekellüflere, tasanulara mecbur olmamak için. Yani bazı arkadaşlarımız böyle bir, abi orayı da bilsek, burayı da bilsek, kardeşim onun dibi yok ki. O ilmi de merak ediliyor. Usul ilmi de var, usulü din de var, hadis var, usulü hadis var, fıkıh var, usulü şey var, tefsir var, Arapça var, gramer şeyi var, belagatı var. Var da var, 16 tane demeliyim. Hepsini bir ömrün, bir tanesini ömrün versem bile yetmez. Ha, o zaman bizim iki elimiz var, teke yetiyor. Buna, evet. O zaman başkası için yaşamaya kalkma. Ne derler diye, ağır tekellüftür diyor. Ağır ve elemli tekellüflere, tasanulara kendini mecbur hissetme. Arkadaşlar, gençler, ya ne derler diye, abi şunu da ezberleyelim, abi bunu da... Yok kardeşim. Tekellüflere gerek yok. Ne derler? Arapça bilmiyor. Desinler kardeş. Biz Arapça, biz mal satmıyoruz. Satılan dükkana tezgahtarlık yapıyoruz. Dellallık yapıyoruz. Mal bizim değil. Mal zaten kurulmuş, pazar kurulmuş. Tezgahtarız biz. Tezgahtarlığını güzel yap. Malla sahip çıkma. Mal senin değil. Biz kendimizi göstermeye değil, Risale-i Nur'u göstermek için yaratılmışız. Hı. Oku Osman'ım. 20 sene ve 20 sene tecridatın verdiği tevahuş için, hatta dostlarla dahi hizmet-i nuriye olmazsa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye ruhen mecbur oluyorum. Ya. Mesela ne yapıyorlar? Ben size şey yapıyorum, hayatımdan parçalar. Risale-i hizmetiyle değil, abim bir sürü meşveretname altında bir sürü şey söylüyor. Akşama seni meşgul ediyorlar ya, sinirimi de bozuyorlar mesela. Acayip bir şey ya. Yani... Hizmetle alakalı olmayan mevzuları sana taşıyor. Tamam da çözül ama kardeşim, abi ne olacak birkaç dakika önce? Birkaç dakika, öğlen gitti. Tamam, niçin söyledim? Bak, 20 sene tecridatın verdiği tevahuş için, hatta dostlarla dahi, bak Nurcu bunlar ha, dost, Ataman. Hizmet-i Nuriye olmazsa, hizmet-i Nuriye değil ha, özel özelliği. Özel şeyleri yap meselenin. Kardeşim kendi aranızda halledin işte. Cemaatta işte zaten bu işlerle casusluk yapan, yani dalgıçlık yapan, külliyatın içine gidip mana çıkarmaya çalışan casus, dalgıç ne dersen. Bunlarla uğraşan adamı bu tür şeylerle meşgul etme. Git aranızda Osman şey mi var dedi, bununla konuş, onunla git, ona konuş. Ya ne diyorsunuz diye. İşte ne diyor? Dostlarla dahi hizmet-i nuri olmasa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye rühen mecbur oluyorum. Ha baktın ki kimse çözemedi. Ha olur. Ama ya ne yapayım falan, canım sıkıldı. Öyle insanlar var ya, canım sıkıldı. Abiye bir telefon edeyim. Ya kardeşim canım sıkıldı, telefon olur mu? Hadi bakalım. Ve tekellüfe ve kıymetten ziyade kendimi göstermeye ve ziyade hüsnü zan edenlere karşı hoş görülmek için kendimi makam sahibi göstermek ve sırrı ihlasa tam münafi kendini büyük göstermek ve vakar perdesi altında... Bir dakika. Hizmeti temsil ediyoruz. O zaman vakar, hani vakar ne demek? Ciddi nama altında kendimi hizmetin elemanı göstereceğim diye vakar perdesi altında oku. Benliğin zararlı ve fani zevkini aramak. Yani dur orada. Şöyle... vakar gösteriyor mu? Hizmeti temsil ediyoruz. Benimle oturmuyor. Benimle yemek yemiyor. Çay içmiyor. Tamam mı? Derste. Böyle şeyler de gördük de ben 70 küsürlü adamım yani hizmetin içinde. 70 küsürlerde, 77, 78, 79'larda Nurları tanıdık. 78'de, 70. O zamandan beri büyüklerin yanında oturuyorduk. Mesela bazı şeyleri gördük. Bizimle çay içtiğini hatırlamıyorum. Tamam mı? Tabii yani diyor şey olmasın diye. Yemeği de az gelir. Mesela ne kadar süreç yaşamışım yani. Tamam. Niye? Hizmetin şeyini göstermek adına vakar şey yapmak. Bu sefer
benliğin zararı fani zevki aramak. Tamam mı? Ondan sonra yani yanaşmak şey yapmak değil. Yani evet bunun yıl ışıklığı da olmaması lazım. Senin şahsiyetini böyle senin üstü zanını veya iyi niyetini istismar etti mi ona karşı tavrını koyarsın. Mesafe koyarsın. Ama bu hareketini genelleme, herkes içine alma. Mesela diyelim ki sizinle oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz değil mi? Seyahat ediyoruz. Diyelim aramızdan bir tanesi diyelim ki Resul bunu istismar ediyor. Yani basite düşürüyor. Kendisi gibi zannediyor Hasan abisini. Tamam mı? Diyelim tamam mı? Şimdi onu görüyorsun, o zaman geri çekilir. Kardeş gel buraya bakalım, sen bu hallerin bana hoşuma gitmiyor. Bunu ikaz edilmeli. Buna kızıp da bu hal tecrit etmek kendini, vakar namı altında görüşülmeyen, ulaşılmayan, muamma, acayip, garip hal vermeye gerek yok kardeşim kendine. Böyle bir şey yok yani. Niye yok? Resulullah'ın sünnetinde yok. Ustadın sünnetinde de yok. Hizmetle alakalı ustadla görüşülüyor değil mi? Hizmet olunca. Ha ustad kabul etmemesinin sebebi bir maziden gelen bir şey var. Şeyhlik var. Yani şahıs merciyeti. Kaynak insan. Ustad o bin, binden 800. Ne yapar bizden 800 önce. Geylani. 800 sene bir gelenek var. Şahıs kaynağı, tarikat. Onu kaldırıyor ustad. Tarikatta şahıs merciyeti var. Kendi hayatını genelde kaldırmıyor. Kendi hayatında tarikat meşrepli, tarikat anlayışlı hakikatin kaynağı insan yapmayı kaldırıyor. Gidin Risale-i Nur diyor. İlle şahs aramayın. Ustadın ille mübarektir, elini öpmek lazım, duasını almak lazım diye şahsını mübarek zannedip gidenleri reddediyor. Ama hizmet için gidenleri reddetmiyor. Bir geleneği kaldırıyor kendi dünyasında. Kendi yaşarken şahs merciyetini kaldırıyor. Yaşarken, benden sonra yapın demiyor, yaşayarak gösteriyor. Diyor ki, baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse binayı alıp götürür diyor Murat Dursun değil mi? Öyle mi demişti? Fani şahıslar üzerine bina yaparsan diyor tapusunu, adam çekip gidiyor tapuyu alarak diyor. Devam et. Vakar perdesi altında benliğin zararlı ve fani zevkini arama kaletleri ise, ey nefsim, meftun olduğun o zevkleri hiçe indirirler. Ya. Demek ki bunlar hep kör hissiyattan çıkıyor abi. Hep kör hissiyat sevgili kardeşim. Kör hissiyatın içine giren nefse emmare. Yani kör, hatta şey değil. Kör hissiyatın içine giren nefse emmare. Ama kullandığı Resul, kullandığı malzemeye bak. Dindir ya. Olur mu? Ben dini iyi göstermek için böyle. Oysa dini iyi göstermek için kendisini iyi gösteriyor. Aldanmış. Aldatıyor arkadaşlar. Bunları bulmak var ya, içimizdeki o bu hareketin kaynağı bana bu yaptırıyor, bu his yaptırıyor, bu düşünce yaptırıyor. Onun arkasındakini yakalamak çok zordur. Neyle yakalarsın? Şimdi bu dersi dinleyecek. Siz veya bir dinleyenler, ya olur mu ya, belki de zırvalıyor diyecek benim için. Oysa ben bunun içinde yaşıyorum. Sen ise veya siz dinle. Duyuyorsun, okuyorsun vesaire. Ben şey gibi 70 küsürlerde 78-79'dan beri yaşadığım için mesela şöyle diyorum, bugün de ifade ettim. Çünkü içim yanmış burada gelmiş. Bu masada ders yapan ben artık ders dinleme değil, bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Burada da tevazu yapmayacağım. Ders dinleme makamında değil, hep ders yapan makamda olduğum halde söylüyorum. Bana gelmek, buraya gelmek veya bir cemaate gitmek zorunda değilsiniz. Bu tamamen zanlardır, yanlıştır. Risale-i Nur'un kabul etmediği, öyle bir şey yoktur. Meşrep taasubu yapmak Risale-i Nur'un reddettiği bir şeydir. Sır-ı İhlas'a zıttır. Nur cemaati içinde tek bir cemaattir. Nur cemaat nereye gidersen git. Nereden dinlersen dinle. Bu sözü aman ha buraya gel diyebilecek makamdayken söylüyor. Oradayken söylemiyorum ha. Buradayım. Niye? Burama gelmişti. Ta gençliğimden beri. Nur hizmetini. O meşrebe gidiyorsun. Abi bizim geleneğimize zıt. Ona gidiyorsun. Ya işte kardeş biz meşrep, biz ayrıyız. Oraya gidiyorsun geneli kullanıyor. Diyor ki tevhid-i kıble yapmak lazım. Birisinin arkasında. La kardeşim o cemaattir. Nur cemaatıdır. Gidiyor o meşrebine kullanıyor onu. Ve bunları yaşayan bir kardeşiniz. Hakikaten ben sizin için nimetim inanın.
nimetin. Niye nimetim? Çünkü bu şekilde sizi nur cemaatine sahiplenmeyi, meşrep mahkumiyetini, meşrep köleliğinden kurtarmaya feveran eden bir insan olduğum için nimetim. Ben meşrep yapabilirim. Abi cemaatiz. Bana söylüyor. Abi hangi cemaattansın? Nur cemaatindeyim. Tamam da nesinden? Tamamı yok kardeş. Ben nurcuyum. Başka bir şey bildiğim yok. E gelenleri mecbur değilsiniz diyen insanım. Hangi abinin yanındasın? Hangi? Sözleri abinin. Abinin yanındayım. Kastamonu. Hangi abi dender salıyor şimdi? Söyleyin. Emirdağ ablasından mı? Abla mı diyorsun? Tamam. Çünkü benim tabirle Kastamonu abi Emirdağ iç ya his, latif. İçi yapılandırıyor. Emirdağ daha içsel dünya. E kardeşim ders alacaksın. Buraya gelmek zorunda değilsin. Bir meşrep hakimiyetini öne çıkarıp cemaat ona bağlarsan vesileyi gaye yapmış olursun. Bunlar tamamen vehmidir. Kişilerin köleleştirme tavuk civciv derdidir. Tavuğun bir derdi var, civcivdir. Bunların alet olmayın. Nereden istifade ediyorsun Allah aşkına ya? Git istifade et ölmeden ya. Git ya, gelme arkadaş. Buraya gel, oraya da gel. Ama şuna dikkat et. Maddi manevi sömürülme. Siyasi yerlerde boğulma. Tarafkirlik, mezhep, meslek ve meşrep mezarlığına gömülme. Adamların enaniyet gururlarını, cemaatlerini şey yapacağız diye hak ve hakikati bildiğin, istifade ettiğin yeri terk etme. Git istifade et. 4-5 Tanımadığın, bilmediğin daha adamı başkasının sana göstermesiyle ona dost ve düşman olma. Mesela diyorum ki Harun, buyur abi. Şu cemaat var ya, he abi duydum. Kimi tanıyor? Kimseyi tanımıyor veya Ahmet, Mehmet'i, Hüseyin, Mehmet'i, Ali, Hüseyin'i tanıyorsun. Bunlar var ya. Ben adama dost, düşman yapıyorum. Sen de düşman oluyorsun. Tanıyor musun peki? Yok. Tanımadığın yere nasıl düşman oluyorsun? He? Tanımadığın yere nasıl kendini teslim ediyorsun, dost oluyorsun? İşte dostunuzu düşmanınız da Allah belirlesin. Dostunuzu düşmanınızı Risale-i Nur belirlesin. Maddi ve manevi sömürülmeyin. Maddi şu, para ver. Vermezsen bitti canım, senin hizmetin yok. Manevi sömürmek de şu, manevi. Buradan çıktın mı? Hiç şansın yok. Cehennemi zumara. Bu evrat var ya evrat. Evrad-ı Kutsiye. Mesela bir tane misal söyleyeyim. Süleymancıların evradı kutsiyesi. Nakşicilerin zikirleri. Nurcuların da Hizbul Kur'an'ı. Misal veriyorum. Bunu okumadın mı? Nurcu mu? Bizim cemaat. Okumadın. Bitti kardeş. Bitti. Ne bitti? Senin cemaat bitti. İslamiyet bitmedi ki. Senin cemaat İslamiyet içinde bir küçük daire. Senden düşersem İslamiyet'in içindeyim ben. Ha, nurculuk içinde senin meşrebin yani bu kadar gözükmeyecek kadar ufaktır. Senin meşrebine girmeyecek kadar büyüktür nur cemaati. Senin meşrebine giremeyecek kadar, kılıfına, kafana, senin hafsalan alamadığı kadar küllidir. Ona delil şu, ya nereden çıkartıyor demen gösteriyor zaten kafanın küçük olduğunu. Çünkü Allah kime vereceğini sana mı soracak? Senin onaylayacaksın, ondan sonra ha tabii tabii o kardeş doğru söylüyor diyeceksin. Ha, o zaman bu 5 tane şartlara gidin, istifade edin. Nerede söylüyorum bunu? Orada dinleme makamındayken demiyorum. Dinletme makamındayken, sağa sola her cemaat beni çağırırken, konuşan bir insan, yani anlatan bir abi olarak bunu söylüyorum. Niçin bunu üzerine basıyorum? Daha tesirlidir. Yani bu imkanım var şu anda. Bir cemaat oluşturabilirim. Bir meşrep yapabilme makamındayken asla. Ben nurcuyum kardeşim, Allah'ın kulu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, Ustad Bediüzzaman'ın talebesi olmak istiyorum. O unvanla gittim, tamam nurcuyum, bitti kardeşim. Meşrebim, mesleğim yok, benim nurcuyum kardeşim diyeceğiz, tamam. Oku abim. Ey nefis, ey zevke müptela bedbaht, kör hissiyat, binler dünyevi zevke... Dur, kime hitap ediyor buna? Kör hissiyat. Arkadaşlar bizim için zanlar, hisler, bunlar için kişilik kasanmış. Adama hitap ediyor. Bu bir böyle bir şey değil. Buna hitap ediyor. Şeytana hitap etmedi mi Beyazıt'ta? Bu kör hissiyatı ey nefis diyor.
Nefis diyor ki ne var? Canlı ve ruhludur. Ayrı bir birimdir ya. Ey nefis! Ey zevke müptela, bedbaht, kör isyat! Ne var diyor lan? Bıktım senden diyor ya. Usta da diyor ki bıktım senden ya. Usta demedi, itiraz etmedi mi? Sen dedi bana dedi çok şey yapıyorsun, çok çektiriyorsun. Bir vardı ya hani yedirmeyeceğim, içirmeyeceğim. Kanadım var ya işte sinen şeydi. Neydi o? O hatırladınız mı orayı? Nefis artık isyan etti ustada ya. Fevran etmişti ha adam. Hatırlamadınız mı? Sen diyor istirahatına hiç bakmıyorsun diyor nefis. Hiç dikkat etmiyorsun. Yemek içmeye, giymeye falan. Bu ne ya diyor. Sivrisinek de cevap verdi ya. İşte o kanatlarıyla nasıl temizlersen. Ben de diyor senin hizmetini yapmam dedi nefis. Hatırladınız mı? Ben de dedi senin hizmetini yapmam. Adam konuşuyor. Bu hikaye değil, bu roman değil. Bir belagatta ölüleri konuşturmak değil. Nefis ölü olur mu? Nerede gözükmüş nefsin öldüğünü? Keşke ölse. He? Can. Adam diyor bakayım. Ustattan. He? Usuya geçer ölmez. Bir önceki sayfada demiyor mu nefsimi susturan levadır? Ustadın ha böyle lafası var. Senin levan yok. Yok mu levanız? Var abi. Var değil mi? Nedir o? Önündeki. Ama leva koymuş ustanın. Böyle hemen pat diye önü hemen senin zaafların ortadan kaldıracak en azından masana bir ikancık birkaç tane cümle olsun. Masada gördüm. Her nefis ölümü tadacaktır bir tanesi yazmış. Tamam mı? Bak arkadaşlar şu var ya şu 198'de nefsimi susturan bir leva diyor. Bazen her gün bakarım sabah akşam bakar dersimi alırım diyor. Niye? Tepeye biniyor nefis. O zaman senin zaafın nedir? Ne koymuşsun oraya? Hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Bak şeyin üzerine yazmış. Defterin üzerine. He? Ajandanın üstüne yapıştırmış. Ajandanın üzerine yapıştırmış kendisi. Mesela herkes bir zaafı var. Zaafını yazma. Zaafına cevap olacak bombaları koy. Mesela bir tanesi. Abi sinirleniyorum dedi. Ne koyayım dedi. İşte bugün söyledim ya size. Nereden ders yapayım? Sorulara cevap mı? O adama arkana şu levayı yap. Diyelim. 3-4 tane cümle yazdırdım. Şimdi bu dua ediyor bana. Tam sinirleniyorum abi dedi. Hem dükkana hem eve koydum dedi. Böyle bir bakıyorum rahatlıyorum. Ustad da yapmış. Heh. O zaman arkadaşlar hitap ediyorsun. Ey nefis. Ey zevke müptela bedbah kör isyat. O duyuyor mu şu anda? Duyuyor. Oku. Binler dünyevi zevki alsan şu vaziyette yine bozulur. O zevk aynı elem olur. Madem %90 mazideki ahbap adeta güya beni berzaha çağırıyorlar. Bu hazır zamandaki 10 dosttan ben kaçmaya mecbur oluyorum. Elbette bu ihtiyarlık ve yalnızlık hayata ve berzah hayatı maneviyesi 1000 derece müreccahtır. Diye bu iki hakikatle hadsiz şükürler olsun. O ikinci nefsi emmare tam susturuldu. Kalp ve ruhtan gelen zevke razı oldu. Ya nefsi iki, bu iki tane şey. Nefse emare sustu biliyor musun adam? Evet sonra? Şeytan dahi sustu. Bak. Hatta damarlarındaki maddi hastalıkta gayet hafifleşti. Oo maddi hastalıkla ne alakası var? Maddi hastalıkların temeli vehmi hastalıklardır arkadaşlar hepsi. Yine zevk istiyor ama burada. Hı. Zevki alıyor ruh ve kalpten. Yine bir zevk alıyor. Tabii yani. Durmuyor. Duruyor yani. Şeyde mesela diyor ki ruh uyumaz. Organlardan zevk vermedin mi? Gözünden, kulağında dokunmadan. Ruh öteden almaya başlar. Çünkü durmaz o. Ruh beden uyudu mu? Ruh uyumaz. Onun için Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilen bir şey var. Yanlış cümle var. Uykuyu kabire tehir edin diyor. Bu cümle bu yanlış tercüme edilmiş Arapça. İstirahatı kabire tehir edin adam uyku demiş. Kardeşim kabirde, haşirde, cennette uyku yoktur. Uyku güya bir şey men ettiriyor. Uykuyu diyor kabire bırakın diyor. Kabirde uyku yok ki. Ha, istirahatı kabire bırakın. İstirahat, dinlenme. Onu uyku diye tercüme etmiş. Uyku yok ki kardeşim. Her türlü zevk alacaksın abi ya dünyevi. Ama mümkün değil. Ruh alacak. Alacak yani. Ruh zevkini alacak. Durmaz o. Organları kestin mi ruhani tarafa geçecek. Yani gözünü kapattın, uyudun. Tamam. Ruh ne yapacak? Ben uyur muyum diyor ya. Ruh uyumuyor ki.
Geçiyor telere. Rüya bahsine baksana. Beden duyduğu zaman ruh diyor kendisini eğlendirmek, zevklendirmek için diyor. Alemi gayba ait diyor menfezlerden, pencerelerden kendisine yerler arar. Alemi misalin dairesi olan levh-i misalideki bazı manzaralara gelir. Orada kendisine uygun eğlenceler bulur vesaire bulur veya manalar bulur. Durmaz yani. Evet. Elhasıl. Bitiyor ama çok harika hulasalandırıyor burayı. Anladık mı? Tamam. Elhasıl. İki dersi hulasalandırıyor. Heh. Ölsem vazife-i nuriye daha ziyade ihlas ile rekabetsiz, ittihamsız inkişaf eder. Hem bu zamanda aramadığım cüz'i muvakkat zevk ve bu hayat ve dünya gözüyle fütuhat-ı nuriyede gelen lezzet bedeline çok ağır, soğuk ve nahoş tekellüf elemlerinden ve hotfuruşluk zahmetlerinden ve tasannu zararlarından kurtulmak vardır. Ya. Yani eğer biz bunu tanımlarsak, ya yani bu nefis ikiye ayrılıyor, nefse emare ikiye ayrılıyor, maddi ve manevi. Biz bunu böyle bu dersi iyi hazmedersek, not ala ala okur, dinlersek, tamam, eylemini düşünürsek nasıl bende şey yapıyor, herkeste değişik zaaflar var ya, başka başka gözüküyor. Ya bunu tanımladın mı, gördün mü, hemen rahatlıyor ya insan. Ölümden korkan buymuş. Ölümle ne alakası var nefisi konuşuyoruz arkadaşlar? Ölümle ne alakası var bu işin? Nefs-i emareden konuşurken ölümü niye sokmuş? Ölüm, ölsem vazife-i nuriye daha ziyade ihlas ve rekabetsiz vesaire. Ondan sonra ölüme de çare olduğunu yukarıda da söylemişti dünkü derste ve belki gün. Niye? Nefis ölüyor arkadaşlar. Ruhla alakası yok ki bu iş. Bak görüyor musun? Ha biz bunu tanımlarsak adamı rahatlarız. Maddi hastalığım da düzeldi dedi. Yukarıda okudun ya. Dedi ki hatta damarımdaki maddi hastalık da gayet hafifleşti. Çünkü bütün o zanlarımız kanı değiştiriyor, kandaki hareketi. Tansiyonumuz çıkıyor. Vesvesemiz olunca da kalp çarpıntıları oluyor. Dimağda tuhaf tuhaf düşüncelerle bizim kolesterolümüz yükseliyor. Bilmem bir sürü hastalıklar çıkıyor. Nerede, hiçbir şey yokken. Nereden ne geldiğini bilir yani insan bunu. Tabii yani böyle bilince bu nereden geliyor? Yani kendisi. Diyorsun içindeki diye. Sesen. Saytarı. Kimle koron oynuyorsun? Diyorsun böyle. Yani böyle bu lafları bu uyduruk demiyorum. Diyorum yani ben konuşuyorum odada yine. Sister. Serseri. Sen tanımıyor muyum lan senin olduğunu böyle? Böyle ne yaptı biliyor musun? Söyleyeyim size. Kalbin üzerinde kaslar var ya böyle. Pat 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 gerdi tamam mı? Ne yapar? Hemen gel diyor tipisi. Ben hiçbir şey yapmadım. Bak diyor kalp krizi diyor 50-55 arasında oluyor diyor. Sen de bana dedi ha. Vallahi acayip bir şey ya. Ya ben size kardeşimsiniz paylaşıyorum her şeyimi ya. Bana hiç kale almadım. Kale almıyorsun ama diyor kalp krizi diyor 50-55 arasında. Daha önce okuduğum bilgileri bana kullanıyor. Ne bu gidip de ansiklopedi kitap okumadı ki. Eyleme dönüştürmediğiniz her bilgi şeytanın elinde silahtır size karşı. Unutmayın. Benim ruhumda İçimde keşfettiğim şeyler bunlar. Şeytan gidip de videoyu seyredip, kitap okuyup da o malzemeyi bize kullanamaz. Allah böyle bir yeti ve yetki vermemiş. Benim okuduğum, seyrettiklerimi uygulamadığım zaman bana kullanıyor. Nereden okumuşsam diyor ki kalp krizi diyor, pat 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 ediyor. Bak kalp krizi diyor 50 ile 55 arasında ekseriyetle oluyor. Şu anda kalp krizi geçiriyorsun. Sıstan serseri. Kalp krizi geçiyorsun. Yemez. Hayvan terli. Sen bana ne ya kalp kemiğinse o uğraşsın. Baktım pat bir asırı geçti. Hemen geçti. Meğer kası şöyle yapıyor. Böyle şey var. Düşünceyi verdi. Vesvese verdi ya. Vehim oldu. Vehim inanmaya başladı hafif bana rağmen. Bu sefer oraya düşünmeye kısmen gidince bu sefer kalbin üzerindeki muhafaza kaslar gidip geriliyor. Kasıyı bırakıyor. Kalple hiç alakası yok. Kalbin dışındaki o şeyler, sinir sistemleri işte, kas sistemleri. Kalple alakası yok. Kaslar yani. Bırakıyor, sıkıyor. Bana diyor ki, bak şu anda kalp krizi geçiriyorsun. Kalp krizini sevsinler senin. Niçin bunu anlatıyorsun? Maddi, hatta damarımdaki maddi hastalık da gayet hafifleşti. Hastalıklar hep böyle çıkıyor sevgili kardeşim. Devam et abisi. Hasan abi de 20. devada benim hastalığı çok güzel iş yapıyor abi. 20. deva değil mi? 20. deva. 25. ama 20. deva. Tamam. Hem bu senede bir defa ey nefis, ruh ve kalp ile beraber çok müştak olduklarınız eski zevkli,
ve hayatımdaki yaşadığım memleketleri ve ünsiyet ettiğim ahbapları ve müfarakatlerinden çok mahzun olduğum kardeşleri görmek için beraber kısmen hakikaten, kısmen hayalen o geçmiş mazide gezdim. Sen de gördün ki o sevimli, müteaddit vatanlarımda yüzde ancak bir iki ahbabı bulabildin. Ötekiler bütün berzah alemine göçmüşler ve o sevimli hayat levhaları değişmiş, elim ve hazin bir vaziyet almış. Burada bir dur. Yani bakın, nefsi emmare, maddi ve manevi nefsi emmare, bak ölümle ne alakası var? Ölüm korkusuna karşı nereden korkuyor? Ölüm korkusu nereden geldiğini bize gösteriyor ve ölüm korkusu nasıl darbeleniyor? Bak bu dersleri tefekkür edilirse ölüm korkusu ölüm korkusuna darbe vuruyor. Ölüm korkusu kör hissiyattan geliyor. Müslüman şey, Müslüman günahından korkar. Ehli dünyadan bu konuşmuyoruz. Bak ölüme niye girdi? Ne alakası var kör hissiyatla ölüm? Bak bir de okur musun şeyi? Ötekiler bütün berzah alemine göçmüşler ve o sevimli hayat levhaları değişmiş, elim ve hazin bir vaziyet almış. Daha o ahbapsız yerleri görmek istenilmez. Yani mesela ben şimdi gittim bak 51 yaşındayım. Köye bugün bu sene gitmiştik değil mi? Bu sene gitmiştim. Kaç günü? 6 gün mü? 6-7 günlüğüne gitmiştik. İş vesaire var. Gittim ben bir şey anlatmak için. Herkes kendisini denesin. Gittim. Benim emsallerim ve dost bildiklerim yani dayı, amca, dehi, hürmet ettiğim adamlardan samimi söylüyorum. 10 kişi yok. Yani köy herkes toplandı aldı. Ölmüşler yani. Çoğusu ölmüş. Dayı dediğim hayal ediyorum 5 kişi çıkmadı. Yani bizde dayı öz dayı değil de köydeki yaşlara dayı. Emice deriz, amca deriz, tamam mı? Ya 5-10 kişi çıkmaz. Hala dediğim, annem emsali, hürmet ettiğim, annemin arkadaşları oturdu. Bir baktım halam var, 2 tane yukarıda şey var, 3, 5 taneyi geçmez. Bir tane daha, 4, 5, 5 tane. 5-6 tane bir şey rastladım halam. Yani niçin söylüyorum? Yani gittim diyor köye, daha o ahbapsız yerleri görmek istenilmez. Ne yapacağım yani? O köyleri dostlarla seviliyordu. O dostlar yok. Hatta bana azap veriyor. Her bir bahçeyi görünce, ağacı görünce, taşı görünce, oturduğum ağaca yaslandığımız ağaçta onları görünce hep onları hatırlıyorum. Bana azap veriyor. Kimse yok ki. Yenilerle de ünsiyet edemiyorsun. Ne yapacağım ben orada? Yani köyümde kalayım. Niye cennete gitmeyeyim? Lan ne yapacaksın köyde? Ne yapacaksın Ümraniye'de sen şey? Bayburt muydu? Gümüşhane. Gümüşhane. Köye. Abi ya cennette ne yapacağız ya? Gümüşhane'deki köyler daha iyi falan. Yani ustad nasıl susturuyor? Daha o ahbapsız yerleri görmek istenilmez. Onun için devam et. Bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya demeden biz kemal-i izzetle Allah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fani zevklerimizi bırakmalıyız. Yani bunu ölmeden önceyi bak ölümle korkusunu şeyde yapıyor. 17. sözde yapıyor. Hatırladınız mı? En başta yapıyor. Yani ölümle yüzleştiriyor nefsi. İşte bu demek ki ölüm korkusunu nereden kaynaklanıyormuş? Kör hissiyattan kaynaklanıyor. Onun kafasına darbeler vurdu elhasılda. Evet. Oku. El Baki. Umum kardeşlerimize binler selam ve dua eden hasta, fakat tam mesrur kardeşiniz Said'in Nursi. Yani selam verdiği zaman dinde kayıt altında veya bir başkası sana selam getiriyor ya. Ya sen Hasan abi falan can sana selam var. Aleyküm selam vacip olduğu gibi kayıt üzerinde olan selam da vaciptir almak. Binler umum kardeşlerimizden selam deyince aleyküm selam ustadım. Ehlen sehlen diyeceğiz. Said Nursi, El Fatiha.